Bazen çevreme bakıp düşünüyorum. Görüş açımdaki evlere, o evlerdeki insanlara, o insanların hayatlarına bakıyorum. Her birinin farklı dertleri, farklı düşünceleri ve farklı idealleri olabiliyor. Ama biliyorum ki tüm bu hayatların ortak bir özellikleri oluyor. Başarısızlıklar. Peki ya hiç düşündünüz mü? Niye o başarılı diye nitelendirildiğimiz insanların başarısızlıkları da bize motive olsun diye anlatılıyor? Evet. Onlar da zamanında başarısız olmuş. Belki şu an ben de başaramıyorum. Ama başaramayacağım anlamına gelmiyor. Bu hepimizin aklına gelen ilk neden oluyor, değil mi? Fakat parantez açmak istediğim farklı bir bakış açısı daha var. Belirlenemeyen ya da yanlış belirlenen hedefler doğrultusunda emek vermek bu başarısızlıklarımızın asıl sebebi olabiliyor. Bu şekilde de deneme yanılma yoluyla yaşadığımız hayatımız bize farklı bir kapıdan ve hatta belki de gerçekten başarılı olabileceğimiz bir alandan ilerleme imkanı sunuyor. Henüz daha başında olan hayatımın bu tarz örneklerine ben de şahit oldum. Ben Ecem Subaşılar, moleküler biyoloji ve genetik son sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 10 yaşımdan beri tıp okuyup Profesör Doktor Ecem Subaşılar olmak istiyordum. Ders çalışırken defterlerime, dolaplarıma yapıştırdığım bu etiketin gerçekten anlamını biliyor muydum peki? Neyi hedeflediğimi bir doktor olarak İlerlemek istediğim, yaşamak istediğim bu geleceği gerçekten istiyor muydum? Mahallemi ve etrafımdakileri gururlandırmak için. Belki evet. Hedefim çoktan belirlenmişti. Düşünmek için fırsatım olmamıştı. Daha sonra üniversite sınavındaki sıralamamla tıpı kazanamadığımı gördüm. İlk etapta ne yapacağımı bilemememe rağmen, daha sonra bakındığımda benim için çok daha uygun bölümler olduğunu gördüm. Onları gördükçe de tıpın bana göre olmadığını fark ettim. Bütün bu süreçte de edindiğim deneyimlerle bölümüme daha çok bağlandım. Gerçekten daha sonraki süreçte de çok samimi bir şekilde en şanslı başarısızlığım olarak bu hikayeyi çevremdeki insanlara anlatmaktan da asla çekince duymadım. Bu olay hayatımı benim için daha uygun hale getirip daha güzel bir hale getiren bir başarısızlık hikayesi olarak kaldı. Demek istediğim, hayatımızda yaşadığımız her olay, her şey başarıya ulaşmak zorunda değil. Her sene düşüncelerimiz ya da güvendiğimiz doğrular hatalar yaparak ya da deneme yanılma yoluyla değişebiliyor. Asıl bu noktada ise önemli olan şey bu başarısızlıklarımızın, bu hatalarımızın bizi yıldırmamasını sağlamak. Girişim yapmaya, yeni bir şeyler denemeye korkmamak. Girişimcilik ruhuna sahip olmanın temel basamağı da başarısızlıkların hayatımızı pozitif bir şekilde etkilemesi. Girişimcilikle bakan biri, hedefin daha objektif yanmayı, kurular ütopyanın daha realist bir ortama dönüştürülmesini sağlamaktır. Girişimcilik Vakfı'nda görüşmek üzere.